İnsanlar köpeğin mezarda durduğunu görünce sahibinin yasını tutuyor sandılar. Ama yakından baktıklarında anladılar ki bu köpek aslında bir sır saklıyormuş. Köpeklerin vefat eden sahiplerinin mezarının başında durup yas tutması alışıldık bir olaydır. Ama bugünkü hikayemizin kahramanı olan köpeğin mezar başında durmasının başka bir sebebi var. Görünüşe göre bu köpek bir sokak köpeğiymiş ve birkaç tane de yavrusu varmış. Hayvan kurtarma ekipleri olayı incelediğinde anladılar ki köpek muhtemelen o mezarın doğum yapmak için güzel bir yer olduğunu düşünmüş. Köpek çok usluydu ve hayvan kurtarma ekibi onu kolayca bu yeni evinden vazgeçmeye ikna etti. Köpek ve yavruları bir barınağa alındı. Orada köpeklerin her türlü ihtiyacı karşılandı. Neyse ki köpek yavrularını yalnız bırakmak zorunda kalmadı. Bu olaya benzer birçok olay yaşanıyor. İnsanlar zor durumda olan anne köpeklere ellerinden gelen yardımı yapıyor. Chris ve Mariasa çifti köpekleri için yaşıyor. Ellerinde birçok köpek var. Köpeklerin her biri barınaktan sahiplenilmiş. Bir gün barınağa gittiklerinde bir başka köpeği daha sahiplenmeye karar verdiler. O sırada Story ismindeki Pitbull cinsi köpekle karşılaştılar. Çift köpeği görür görmez sahiplenmeye karar verdi. Ancak bu köpeğin durumu çok farklıydı. Bilmedikleri şey ise köpeğin kısa bir süre içinde 12 yavrusu olacağıydı. Story adındaki Pitbull cinsi köpek hamileydi ve doğumuna çok az süre kalmıştı. Story'nin karnı son derece şişik olmasına rağmen bir türlü doğum yapmamıştı. Belki de kendisini barınakta rahat hissetmiyordu. Chris ve Mariasa 12 yavruyla başa çıkmanın zorluğunu biliyorlardı. Ancak yavruların barınakta kalmasına da göz yumamazlardı. Onlar da daha sonra köpek yavrularını dünyaya getirene kadar ona bakma kararını aldılar. Yavrular dünyaya geldikten sonra iyi bakılacakları ailelere verilecekti. Chris ve Mariasa Story'nin doğum yapacağı yeri önceden hazırladı. Köpek bir hafta içinde yavrularını dünyaya getirecekti. Ancak Story erken doğum yaptı. Pitbull eve getirildikten saatler sonra iki yavruyu dünyaya getirdi. Sanki Story yavrularını dünyaya getirmek için güvenli bir yer bulmayı bekliyor gibiydi. Sahiplenilir sahiplenilmez yavrularını doğurdu. Yavruların hepsi sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çift 13 köpekle ellerinden geldiği kadarıyla ilgileniyorlardı. Birkaç ay sonra Pebbles and More Animal Rescue sayesinde 12 yavru köpek de sahiplendirildi. Peki siz böyle bir durumla karşılaşsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Çocuk dünyaya getirmek hem insanlar hem de hayvanlar için sancılı bir eylemdir. Bir de çocuğunuzu soğukta kendi başınıza dünyaya getirdiğinizi hayal edin. Chihuahua Terrier melezi köpeğin ilk kez yavruları olacaktı. Eski sahibi hamile olduğunu hiç düşünmeden köpeği sokağa terk etmişti. Köpek ilk yavrusunu dünyaya getirdiğinde yavru soğuktan donarak öldü. Neyse ki köpek fark edildi ve yetkililere haber verildi. Fernand Animal Rescue'de çalışan Joshua Flanagan olay yerine ilk varan kişiydi. BBC'ye acı çektiği her halinden belliydi. Bize de polis haber verdi dedi. İlk yavrunun hayatını kaybettiğini fark ettiler. Köpeği hemen yakınlardaki veterinere götürdüler. Burada daha fazla yavrusu olacağı öğrenildi. Yavrulardan biri dünyaya gelecekken sıkıştı kaldı. Ardında bir yavru daha bekliyordu. Veteriner acilen anneyi operasyona aldı. Neyse ki ikisi de sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Şimdi anne ve iki yavrusu barınakta kalıyor. Çalışanlar anneye Bella adını verdi. Bella'nın hayatta kalmasına sevinmelerine rağmen köpeği sokağa terk eden eski sahibine öfkeliler. Bella ve yavrularının sağlığı yerinde ve kalıcı bir aile aranıyor. Polis ise köpeği sokağa terk eden kişiyi arıyor.